Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Estaizu billah. Bismillahirrahmanirrahim. Ve le yansurannallahu men yansuruh. İnnallaha le kaviyyun aziz. Ellezine immekkennahum fil ardı akamus salah ve atavuz zekah ve emaru bil maruf ve nehev anil münker ve lillahi aqibetul umur. Sallallahu aleyhi ve sellem. Mevla Teala'ya sonsuz şükürler olsun. Elhamdülillah. Yine sizlerle beraberiz. İyi ki varsınız ya. İyi ki sizlerle beraberiz. Rabbim inşallah hepimize İman selameti, hidayet, istikamet ve razı olduğu bir hayat, dünya ahiret kurtuluşu ikram etsin, ihsan etsin. Güzel insanlar, kıymetli insanlar. Hayatın içinden programında sizlerle olmak bizim için çok güzel. Çok hoş. Evet, elhamdülillah. Rabbimize sonsuz şükürler olsun ki bize bu imkanı tanıdı. Sizlerle beraber olma imkanını ikram etti. Kendisinden, ayetlerinden, Peygamberi Muhammed Mustafa'dan bahsetme güzelliklerini inşallah bize nasip etti. Allah dostunun ifadelerinden, evet elhamdülillah, bahsetme güzelliği nasip etti. O yüzden Rabbimize sonsuz şükürler olsun. Sizler ki iyi ki varsınız. Sizler olmasa biz nasıl yaparız bu işi? Evet, Rabbim inşallah hepimizi muhafaza etsin. Çok etkilendiğim bir şeyi sizinle paylaşmak istiyorum. Evet, güzel insanlar, kıymetli insanlar. Dün bir düğün merasimi yaptık. Biliyor musunuz? İngiltere'de Müslüman olmuş bir kardeşimiz, İngilizdi, Müslüman oldu. Şakir diye kardeşimiz var. Fatih Medrese Vakfı'nda çalışıyor. Evet, onunla onun nikahını yaptık. Elhamdülillah. Dini nikahını yaptık. Resmi nikahlarını yaptılar. Evlendiler. Yeni Müslüman oldu. Evet, kardeşimiz. O da Şakir'e oldu. Evet. Hatırlarsanız daha önce geçen Ramazan Şerif'te de bir İngiliz Müslüman olmuştu. Ramazan Şerif'in FMTV ekranlarını hatırlarsanız. Elhamdülillah. Şimdi de dün bir kardeşimiz, sonsuz Rabbimize şükürler olsun, İngiltere'den İngiliz kendisi Müslüman oldu. Şakir kardeşimiz bizde normalde vakfımızda çalışıyor. Şakir'e, evet diğeri Şakir'e oldu. Bu şekilde nikahlarını kıydık. Düğünlerini yaptık. Etkilendim. Düşünsene, İngiliz, dinden haberi yok. Kardeşimizle tanışıyorlar. Kardeşimizin İngilizcesi çok güçlü. Tanışıyorlar. İslam'ı kabul ediyor. Ve en netice, evet, evliliğe kadar geliyorlar ve Müslüman oluyor. Daha çok etkilendiğim şey, tesettüre bürünüyor. Tesettüre bürünüyor. Evet, güzel insanlar, kıymetli insanlar, tesettüre bürünüyor. Ailesi, İslam'la alakası yok. Ailesi, her birerleri kendilerine göre Hristiyan diyorlar onlar için ama incelersen bakacaksınız ki dinle alakalı hiç yok. Aileleri, evet. Ama kız hidayet geliyor, nasip oluyor ve Allah Celle Celaluhu olan kalbine iman nuru veriyor ve Müslüman oluyor. Müslüman oluyor, vazifelerini öğreniyor, bununla beraber tesettür öğreniyor. Ya etkilendim be kardeşim ya. O yüzden Şakir kardeşimizin, evet, ailesi oluyor, Şakir oluyor. O yüzden güzel insanlar, kıymetli insanlar, Allah hidayeti gönderdiği zaman, hidayet geldiği zaman nerede olursan ol, senin kalbine hidayet gelir. Yeter ki hidayet gelsin. Rabbim inşallah tesettürü, amin deyin inşallah, tesettürü bütün halkımıza, bütün kardeşlerimize, bütün Müslüman kardeşlerimize Rabbim sevdirsin inşallah ya. Zevken. FMTV ekranlarında bile olduğu halde dikkatimi çekiyor. Evet, tesettürü çok iyi insanlar, çok güzel insanlar namazlarına, ibadetine dikkat ediyorlar ama tesettürü biraz böyle zorlanıyorlar. Ben tesettürle alakalı bakıyorum. Yani hocam işte ya, tesettür olmaz. Sorulardan anlaşılıyor. Tesettürsüz olmaz. Evet, sorulardan anlaşılıyor yani. Evet, biz belki kendini yakine tanımıyoruz ama evet, sorulardan anlaşılıyor.
Tesettür biraz zorlanıyor millet. Tesettüre zorlanmayın be. Allah'ın ikramı, Allah'ın sizi muhafazası tesettür. Çok güzeldir. Evet, güzel insanlar, kıymetli insanlar, çok etkilendim. Rabbime şükür ediyorum. Bu güzellikleri bize nasip ediyor. Bu olayları gösteriyor. Gördüğüm kadarıyla Avrupa bu olaylarla çok çalkalanıyor. Yani Müslüman olan çok. O yüzden dolayı saldırıyorlar. O yüzden dolayı peygamberimize hakaret etmeye kalkıyorlar. O yüzden dolayı Müslümanlara her türlü saldırı yapıyorlar. Oradan anladım ben yani. Çünkü bakıyorum her fırsatta evet Müslüman olanlar çoğalıyor. Rabbim inşallah ehli imanın sayısını artırsın. Ehli İslam'ın sayısını artırsın. Bütün küfür üzere olanlara da Rabbim hidayetini ikram etsin, ihsan etsin inşallah. İnşallah. Güzel insanlar, kıymetli insanlar, sizlerle böyle olsun olmak güzel. Bu hafta çok hoş şeylerle karşılaştık. Tabii siz hep olumsuz şeyler duyuyorsunuzdur diye ben güzel şeyler size anlatmak istiyorum. Ben bu akşam açık söyleyeyim, böyle kendimi Rabbime kapatıyorum tabiri caizse. Ya Rabbi diyorum be. Ben sana kendimi kapatıyorum diyorum be. İnan öyle. O yüzden Rabbime kapatıyorum kendimi. Kesinlikle olumsuzluklardan bahsetmek istemiyorum. Rahmetsiz olaylardan da bahsetmek istiyorum. Hep Allah'ın rahmetinden bahsedeceğiz. Allah'la alakalı konuşacağız. Rabbimiz memnun olsun. Rabbimiz hoşnut olsun. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yolunda, Kitabullah yolunda güzel adımlar atacağız. Hakikaten kendimizi geliştireceğiz. Allah dostları çerçevesinde hareket edeceğiz. Kendimizi bu şekilde gerçekten geliştirmeye çalışacağız. Seveceğiz. Yoksa öbür türlü. Sıkıntılar çok zaten. Herkes zaten sıkıntı anlatıyor size. Haberleri zaten takip ediyorsa sıkıntı olursa fazla bile gelir yani. Ama Rabbimin güzelliklerine bak ya. Özelliklerine bak. İzmir depremiyle alakalı biliyorsunuz Allah gerçekten İzmirli kardeşlerimize yardım eylesin. Türkiye'mize yardım eylesin. Depremden, bütün felaketlerden Rabbim Türkiye'mizi, bütün halkımızı muhafaza etsin. Ama bakıyorsun 91 saat sonra öldürmeyen Allah, öldürmeyen Allah üzerine duruyorum. Ne yapıyor? Göçüğün altında da yavruları muhafaza ediyor be. Ayda'yı ne yaptı? Ayda Nur. Ayda ismi de ama Ayda Nur olsun inşallah diyorum ben de. Nur olur inşallah. Ne oldu bak? Rabbim onu korudu, muhafaza etti. Koruyor Allah be. O yüzden güzel insanlar, kıymetli insanlar. Tekrar ediyorum. İşimiz Allah'la. Muhafaza eden Allah, koruyan Allah. Yeter ki biz ölçümüzü muhafaza edelim. Allah'la barışık yaşayalım. Çok kıymetli bir kardeşimiz, evet çok kıymetli bir kardeşimizin oğlu vefat etti. 17 yaşında, 18 yaşında bir delikanlı. Bayağı hastalıkları vardı yani. Bütün azalarına mantar yayılmış. Ve en netice bu hafta için onun da cenazesine gittik. Ama kardeşimi tebrik ediyorum. Gerçekten baktım. İman ya. İman. Allah'ı bilmek. Resulullah'ı bilmek. Kitabullah'ı bilmek. İslam'ı bilmek. İman ya. İman ona evladının gerçekten gerçek bir hayata kavuştuğunu, kabullenme güzelliğini vermiş. Cennet genci olduğunun, cennet genci olduğunun farkında olduğunu hissetti. Baktım, baba, evet babanın da bahsediyorum, oğlu vefat etti. Baba ama babada şu şuuru gördüm, şu hassasiyeti gördüm. Bu hafta içinden bahsediyorum. Adapazarı Akyazı'da cenazeye gittik. Güzel insanlar, kıymetli insanlar. Orada bizzat gördüm, kendi gözlerimle gördüm. Neyi gördüm? Gördüm ki iman. İman babayı ne yapmış? Teskin etmiş. Kitabullah, İslam babayı rahatlatmış. Allah Celle Celaluhu'nun vermiş olduğu kural onu evet dindirmiş, dindirmiş. Ve ahiretin varlığı, cennetin varlığı, cennet gençlerinden olduğuna iman etmiş. Ve elhamdülillah kendisini muhafaza ediyor. Yoksa o iman olmasa insan ne hale gelir? Evet, güzel insanlar, kıymetli insanlar. O yüzden bize yakışan Rabbimizle her halde, her durumda beraber
beraberce olmak. Güzel insanlar, kıymetli insanlar. Biz de bu programda mümkün olduğu kadar sizle Allah'tan bahseden, Resulullah'tan bahseden, Allah dostlarını ifade eden bahsedip kesinlikle rahmetten yürümeye çalışacağız. Bazen kaçıyorum sağa sola ama o kadar olur. İnşallah kaçmamaya çalışacağız. Böyle huzur üzere, sekere, feyiz üzere, mükemmellik üzere yürümeye çalışacağız. Ben programları bu şekilde inşallah çevirmeye çalışacağım. Onun mücadelesini vereceğim. Yoksa dedim ya, sıkıntıyı zaten her taraftan duyuyorsunuz yani. Evet. Bu arada kardeşlerim de tabii ilgi alakalarından da teşekkür ediyorum. Bakın görüyor musunuz? Yine çok güzel çiçekler koydular. Benim çiçeklerden hoşlandığımı biliyorlar. O yüzden dolayı ben bu konuda biliyorsunuz iyi ihtisasım var yani. Ama ihtisasın daha çok Allah üzerine. Açık söylüyorum. Bu renklere çok bayılıyorum. Bunun canlılığına çok bayılıyorum. Rabbime diyorum ya Rabbi diyorum ya. Sen ne güzelsin ya Rabbi diyorum. Bak ne kadar güzellikler ortaya koyuyorsun ya Rabbi. Şu rengi kim verebilir ya Rabbi diyorum ya. Şu özelliği kim verebilir? Şu canlılığı kim verebilir? Şu mükemmelliği kim verebilir? Şu tatlılığı kim verebilir ya Rabbi diyorum ya. Ya Rabbi ya. Sana nasıl teşekkür etmeyiz ya. Ufacık şeylerde ne mükemmellikler ortaya sergiliyorsun ya Rabbi. Sana ancak teşekkür edilir. Sana ancak hayran olunur. Hayran olur. Bak bak şurada görüyor musun? Şunları görüyor musun? Şunlar hep böyle bir şey yapacak. Patlayacak. Mükemmel. İşte bu rengi veren, bu canlılığı veren, bu tadı veren, bu güzelliği veren, bu mükemmeliği veren, bu kokuyu veren. İşte bunun sahibi Allah. Bu işe sahibi Allah. Ya. İnsan aklı gidiyor be kardeşim. Bak bunda başka renkler. Bunda başka güzellikler. Bunda hakeza başka güzellikler görüyor musunuz? Hepsi. Hepsi bak bak. Hepsi şıkır 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 şıkır. Sen ne konuşuyorsun? Bu Allah'ın bize göstermiş olduğu eserleri işte bak. Rengarenk. Bulamazsın bu renkleri. Ben renkleri hep bunlardan seçerim. Niye? Dedim ki Rabbim en güzel rengi ne yapar? İnanın ben öyle seçerim yani. Bakarım en güzel renk Allah koyduğu renklerdir derim. Bakarım bu da Mevla bak. Yeşile, evet, sarımtırak daha çok yeşile yakın şeyi koymuş Mevla Teala. Demek bunlar birbirine gider. İşte pembeye beyazı koymuş Allah, böyle böyle gider. Yeşil beyazı zaten hep beraber severiz biliyorsunuz. Aynı şekilde hepsi bu da garip kalmasın. Bak hepsi. O yüzden güzel insanlar, kıymetli insanlar, insan bunlara baktığında Mevla Teala'nın eserlerini, Mevla Teala'nın güzelliklerini Mevla ile evet yakınlığını hissedecek ya, bakacak ya, Allah'ım diyecek ya. Ya sen ne güzelsin ki Rabbim, her şeyi güzel yapmışsın diyecek ya. Rabbena ma halakte hâdâ bâtı ya Rabbi, sen boşu bir şey yapmadın ya Rabbi diyecek ya. Evet, kardeşlerim de sağ olsunlar, iyi geliyorlar. Çok iyi, çok iyi çiçek bakarlar. Öğretiyorum onlara, açık söyleyeyim yani. Evet, ben öğretirim, çok iyi bakamam da. Çok iyi bakma özelliğim, yani öyle çok iyi takip etme özelliğim yok ama çok iyi öğretirim. Yani çiçek bakıcılığı da öğretirim. Öyle bir özelliğim var, öğreticilik. Ama şeyim yok, sen söyle. Şey özelliğim yok yani. Yani bunları takip edeyim, işte falan onları biraz zorlanıyorum. Vaktimiz yok çünkü. Ama inşallah vaktimiz olursa onu da yapacağız inşallah. Bunları söyledikten sonra, teşekkürlerimi yaptıktan sonra bugün Baki kardeşimiz yok, Emre kardeşimiz var. Bu hafta Emre kardeşimizin de evet bir evladı oldu elhamdülillah. Sizin ekranlarda tanımış olduğunuz Yusuf Hoca kardeşimiz var biliyorsunuz. O da dede oldu bu hafta. Evet, o dede oldu. Emre kardeşimiz Gençsen. Gençsen'den tanırsınız Emre Özden kardeşimiz. Şu anda burada kendisi sağ olsun beraber vazife yapıyoruz şu anda. O kardeşimizin de evladı oldu elhamdülillah. Onun da işte gittik, şükürler olsun hem gözün aydına gittik hem de ismini koymaya gittik. Onun da evladının ismini koyduk elhamdülillah. Aişe Nur. Aişe Nur değil. Bazıları Türkçeleri kullanıyor ama aslında normal öyle değildir. Aişe Nur. Aslında doğrusu bu yani. Evet. Aişe Nur.
ismini koyduk ona da. Çok bereketli elhamdülillah. Rabbim inşallah onun evladını da, bak bir yerden evlatlar doğuyor, bir taraftan gençler ölüyor, yaşlılar ölüyor, herkes. Böyle bu seyir devam ediyor be. İşte bu seyirde Allah'la olmak lazım. Bir gün bakıyorsun, neredeyiz? Cenazedeyiz. Peşindeki gün bakıyorsun, yeni doğan bir çocuğun peşindeyiz. Bir gün düğündeyiz. İşte bir gün sonra nikahtayız. Şurada bak, dikkat ediyor musun? Kainat bir nizam ve intizam üzere devam ediyor. Mesele şurası. Mesele Allah'la beraber olup kazanmak. Allah'la beraber olup barışık olup güzel yaşamak. O yüzden Rabbim hepimiz muhafaza etsin. Buraya gelirken çok kardeşlerimiz dua istediler, hasta olduklarını söylüyorlar. Korona hastalığına yakalanmışlar. FM TV ekranlarından da çok hasta olanlar yaşadı. Bugün çok kıymetli bir teyzem var. Teyzemiz var yani FM TV'de. Çok kıymetli, çok iyi bir hafız kendisi. 70 yaşında, üzülüyor. Hafızlığım diyor, çok güçlüydü diyor. Ama unutkanlık gelmeye başladı diyor. Unutacağım diyor, çok korkuyorum diyor. Her gün çokça okuyor, çokça okuyor her gün. Biz de FM TV ekranlarından seyrediyor, sağ olsun. Beyi korona olmuş. Ondan sonra kendisi başka ameliyatlar olmuş falan. Ve bugün çeşit çeşit hep böyle hastalıklardan duyduk arkadaşlar, güzel insanlar. Rabbim cümlesine inşallah şifalar versin. Hepsini muhafaza etsin diyorum. Onlara da söyledikten sonra şimdi Risale-i Kusiye'den sizlere bir beyt okuyacağım inşallah. Ondan sonra ayetlerin manasını öğrenmeye çalışacağım. Güzel insanlar, kıymetli insanlar. Mustafa İsmet Ali Abdullah Büyükşehir Efendi bu risale yazarken dikkatli şeyleri söyleyecek. Hadi var mısınız? Biz de Allah'la alakalı 3-5 kelime yazalım be. 3-5 kelime diyorum size ya. Şöyle. Allah'ım de be. Sana aşığım de. Hadi yaz. Rabbim be. Seni seviyorum de be. Rabbim be. Evet. Sana yakışır kul. Olabildim mi bilmiyorum. Beceremiyoruz, edemiyoruz ama nefsimiz, şeytanlımışlarına bizi kandırıyor ama ya Rabbi be. Biz seninle olmak istiyoruz ya Rabbi de. Sen bize bütün zerrelerimizi, bütün güzelliklerimizi, her şeyimizi, sonsuz nimetler verdin ya Rabbi. Sıhhatimizi, afiyetimizi, güzelliğimizi, aynanın karşısına geçtiğimizde o mükemmelliğimizi, her şeyi sen verdin. Yaz hadi yaz. Ne olur yaz ya. Şöyle bir yaz be. Varsa şöyle şiir kabiliyetin. Rabbime bir şiir yaz be. Bak ne diyor. Dediler bir eter yaz aşikane. Dediler ki diyor. Aşikane. Aşk üzere bir şiir, bir eser yaz dediler diyor bana diyor. Mustafa İsmail Garibullah Büyükşehir Efendi. Bir gece vaktiydi diyor. Gece birdi diyor. Gece vakti. Gönüllü dertliydi. Yani bir derdim vardı. O da Allah derdiydi diyor. Allah'la o halimdeyken diyor bana bir ilham geldi. O ilham da diyorlar ki diyor bana. Diyorlar ki bir eser yaz. Bir eser yaz ama aşikane olsun. Aşk üzere olsun. Allah'a aşkınla yaz. Allah'a sevginle yaz. Allah'a karşı gerçi saygınla yaz. Allah'a karşı muhabbetinle yaz. Aşkını ortaya koy. Sevgini ortaya koy. Tatlılığını ortaya koy. Rahmeti ortaya koy. Güzelliği ortaya koy. Allah'la olsun be. Aşk üzere olsun. Ama Allah'a aşık ol be. Ya bir de Allah'a aşık olalım be. Her şeye aşık oldun. Sanatçıya aşık oldun. Futbolcuya aşık oldun. Karıya kıza aşık oldun, şuna buna aşık oldun, bilmem neye aşık oldun. Ya gel be, gel bir de Allah'a aşık olalım be. Rabbim diyelim be, sana aşığız diyelim be. Hadi be, yansın içimiz be. Gönlümüz bir yansın ya. Allah aşkıyla yansın ya. Yalandan şeylerle hep gönlümüz yandı ya. Boş şeylerle yandı, olmayacak şeylerle yandı. Gelin şöyle bir Rabbimiz de yansın gönlümüze. Ya Rabbi diyelim be. Şöyle aşkınla kalbimizi bir yak diyelim be. Yakışır bize, yakışır. Güzel insanlar. Dünyaya bir daha gelmeyeceğiz ya. Bir kere geldik ya. Bu kadar nimetleri veren Allah'a karşı
Rabbim derse kulum sonsuz nimet verdim size. Ve in ta'uddu ni'metallahi la tuhsuha. Allah'ın nimetlerini saymaya kalksanız sayamazsınız. Sonsuz nimetler verdim size. Her nefes alışverişinizde tekrar yeniden bir hayat veriyorum size. Kulum be, bu kadar nimetler karşısında bana aşkın nasıldı diye sorarsa ne diyeceksin ya? Rabbim, Rabbim, aşkım tamdı diyelim be. Tamdı diyelim. Güzel insanlar, kıymetli insanlar. Bak, aşikane olsun diyor. Aşk güzel olsun diyor. Sevgi güzel olsun. Öyle bir eser yaz. Bir eser bırak. Senden sonra bir eser bırak. O eser aşk üzere olsun. Allah'la barışık olsun. Allah'a saygı artırsın. Sevgi artırsın. Muhabbet artırsın. Rabbim hepimize ikram etsin. Çok önemli be. Hakikaten önemli. Ah diyorum, ah Rabbim. Sana aşık olmak nasılsa, nasıl olunması gerekiyorsa, o aşk üzere olanlar nasıl aşık olduysa, o Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in aşkı nasılsa, ya Rabbi ne olur o aşkı bize ikram eyle Allah. Ola feyd-i muhabbet salikane. Allah'ı bilmek isteyenlere, Allah yolcularına, ben Allah'ımı tanımak istiyorum, Allah'ımı bilmek istiyorum, Allah'ıma daha yakın olmak istiyorum, Rabbimi sevmek istiyorum diyenlere muhabbet olsun, sevgi olsun, feyiz olsun, güzellik olsun. Öyle bir eser yaz. Öyle bir güzellik yaz. Öyle bir özellik yaz. Öyle bir özellik koy ortaya. Feyiz olsun, muhabbet olsun, sevgi olsun, saygı olsun. Allah'la alakalı kalplerde titreşim olsun, titreşim. Sevdiğin bir şey sana hatırlatıldığında kalbinde direkt titreşim oluyor. Allah hatırlatıldığında titreşim olmuyorsa olmaz güzel insan. Olmaz. Olmadı be. Bu işi başaracağız. Sizinle bu işi başaracağız. Bu işi yapacağız be. Rabbimizle alakalı bu işte başarılı olacağız. Açık söylüyorum. Ben sizinle Allah'la alakalı konuşmaktan, Allah Celle Celaluhu'yla konuşmaktan mutlu oluyorum, zevk alıyorum. O yüzden müsaade edin bu şekilde konuşayım ben ya. Siz de dinliyorsunuz zaten, gönlünüzü bu işe açıyorsunuz elhamdülillah. Ama yani açık söylüyorum, başka şeylere kaydırmayalım olayları ya. Allah'a karşı saygımız, sevgimiz, feyzimiz, güzelliğimiz olsun. Rabbimizi takdirimiz olsun ya. Ve mâ kaderullah hakka kadeh diyor Allah. Kullarım beni takdir edemedi. Kullarım beni takdir edip hakkıyla takdir edemedi Mevlamız. Ya olmaz be. Halakahu fekaddara. Ben diyor kullarımı takdir ettim. Tabiri caizse adam yerine koydum. Evlatlar onlara babacığım diyor. Torunlar onlara dedeciğim diyor. Hanımlar onlara efendiciğim diyor. Onlar hanımlarına işte hanımcığım diyor. Ve çoğaltabilirsiniz. Evet. Bak onlara ben özellik verdim, güzellik verdim, saltanat verdim, mülk verdim, imkanlar verdim, hayat verdim, her şeyi verdim. Takdir ettim onları ama onlar beni takdir edemedi diyor be. Rabbim hakkıyla takdir edenler de olmayı hepimize ikram etsin. Başaralım. Feyiz olsun, muhabbet olsun, saygı olsun, güzellik olsun. İçinde şöyle bir huzur olsun, huzur. Feyiz aynı zamanda huzur demektir. Düşünsene. Allah'lasın, kalbinde huzur var. Allah'lasın, azaların mükemmel zevk içinde. Allah'lasın. İnsan sevdiğiyle beraber olduğunda bile bir feyiz, bir güzellik, bir tatlılık içinde, bir huzur içinde oluyor. Sevdiğinle beraber. Bu sevdiğin Allah olursa düşünsene ya. Başaracağız. Hem olsun ya diğer narifane, hem de öyle bir eser yaz ki Allah'ı bilenlere de, evet, onlara da bir yadigar olsun.
ikram olsun. Onlar da bu eserden zevk alsınlar. Armağan olsun onlara da, ikram olsun onlara da ya. Arifler. Arifler çok güzel bir ifade. Ne demek? Allah'ı bilenler. Allah'ı bilenler, Allah'ı tanıyanlar, Allah'ı sevenler, Allah'la barışık olanlar, Allah'ı gerçekten takdir edenler, Allah Celle Celaluhu'na karşı saygısını, sevgisini, muhabbetini her an artıranlar, artıranlar, artıranlar. Sizler yani. Siz öylesinizdir. Siz Allah'ı sevenlersinizdir. Ben öyle inanıyorum. Seversiniz Rabbimiz. Sevelim be. Sevelim be Rabbimizi. Hem olsun yadigârın arifane. Ariflere, Allah'ı bilenlere kulum derse Rabbim bize. Beni ne kadar biliyordun. Dolardan, eurodan, maçtan, haçtan, sanatçılardan, bilmem şundan bundan, sosyal medyadan, şundan, her şeyden anlardın, her şeyi bilirdin, her şeyi konuşurdun. Ya bunlara dönmeyecektim ama ne yapayım, bu ufak gidiyor işte bana. Kulum be, beni ne kadar biliyorsun? Benden ne kadar zevk alıyorsun? Benden ne kadar mutlusun? He? Derse Rabbim, ne deriz? Çok mutluyuz ya Rabbi senden deriz inşallah. Okuyan derdi hak ile boyane. Evet, bu Risale'yi okuyan kişi diyor, hak derdiyle boyansın. Yani Allah derdiyle dertlensin. Allah'a aşık olsun. Allah'ı sevsin. Allah'la muhabbet kursun. Ve derdi hak olsun. Allah'ın derdini evet güzel anlayıp Mevla Teala'nın güzelliklerini güzel anlayıp güzel anlatsın. Güzel yaşasın. Güzel yaşatsın. İnsanlara örnek olsun. Örnek olsun. Önder olsun. Hakiki kul olsun. Ve idibtela İbrahim Rabbuhu bi kelimatin fetemmehun. Kale inni ca'aluke lin-nasi imama. Kale min zurriyeti. Kale la ilahe. İbrahim Aleyhisselam Mevla Teala İbrahim Aleyhisselam diyor ki seni bir takım şeylerle imtihan edeceğim. İmtihanın karşılığında fetemmehun. İbrahim Aleyhisselam da imtihanı tam bir şekilde kazanmış. Seni insanlara önder yapacağım diyor. İbrahim Aleyhisselam diyor ya Rabbi sadece beni değil de zürriyetimi de benden sonra gelenleri de insanlara önder yap diyor. Benden sonra geldi. Yok diyor. Zalimler bu işe ulaşamaz diyor Mevla Teala. Eğer bu işe ulaş, yani Allah'ın örnek ve önder yapmasını istiyorsan Allah'ı dinleyeceksin. Yeryüzünde örnek ve önder olmak istiyorsan, yeryüzünde söz sahibi olmak istiyorsan, yeryüzünde sözünün geçerli olmasını istiyorsan, tesirli çalışmalar istiyorsan o zaman Allah'a fetemmehun. Tam bir dinleyişle dinleyeceksin. İsteğine göre değil. İşine geldiğine göre değil. Zevkine göre değil. Bazen dinler, bazen öyle olmaz. Olmaz. Tam bir dinleyiş. İbrahim Aleyhisselam tekti. Nemrut. Saltanat onun gözüküyordu. Bütün saltanat ona gözüküyordu. Baktığında haşa kendisi ilah ilah etti. Baktığında bütün saltanat ona gözüküyordu. İbrahim Aleyhisselam tekti. Ama Rabbi dedi. Rabbi ile. Ateşe atıldı Nemrut tarafından. Rabbi ileydi. Evet, her türlü olumsuzluklara karşı Rabbi ileydi. Ve Mevla Teala onu yeryüzünde hakim kıldı. Söz sahibi yaptı. Nemrut'u ordusunu sivrisinekle helak etti. Of of güzel insanlar o gün yine sivrisinekler gözüküyordu. Şimdi koronavirüsü öyle bir virüs ki görünmeyen bir virüs. Bak milyonlarca insanı, milyarlarca insanı etkiledi arkadaşlar. Milyonlarca insanı hasta etti. Milyonların da ölümüne sebebiyet verdi arkadaşlar. O yüzden Allah'la barışık olmalıyız. Başaracağız.
Evet, bu dert ile Zakka'ya gidelim Cemal-i Bakımel sen. Bu dert yani Allah derdiyle dertlenmek lazım. Hayatında gerçekten Allah derdiyle dertlendin mi? Allah'ı bilme derdin oldu mu? Hayatında gerçekten şöyle sabahleyin kalktığında benim Rabbimi bilme derdim var, Rabbimi tanıma derdim var, Rabbimle barışık olma derdim var diye gerçekten düşündün mü? Yoksa senin sadece derdin yemek, içmek, yatmak, zevk yapmak, eğlenmek, kendini süslemek, kendini bir şey zannetmek mi? İncele, incele, incele. Evet. Güzel insanlar, kıymetli insanlar. Bunlar Risale-i Kusey'dendi. Şimdi de ayetlerimizi inşallah sizlere okumaya çalışacağım. Kısa kısa inşallah. Ondan sonra sizden gelen suallerin cevaplarını vereceğim biliyorsunuz. Arkadaşlarımız tabii biliyorsunuz ekranda yazıyordur numaraları. O numaralarda bize ulaşmaya çalışırsanız inşallah cevapları da vermeye çalışacağız. Ayetlerden sonra sıra onlara gelecek. Şimdi Mevlamız buyuruyor ki öyle yansurannı Allah'ıma yansur. Evvela şunu sormak istiyorum ben size. Bugün Türkiye şartlarında Müslümanlar olarak, dünya şartlarında yine Müslümanlar olarak Allah'ın yardımına ihtiyacımız var mı? Özellikle evlatlarımız aile huzuru için, evlatlarımız için, gençliğimiz için, aile huzurumuz için Allah'ın yardımına ihtiyacımız var mı? Depremlerden, felaketlerden, sıkıntılardan muhafaza için Allah'ın yardımına ihtiyacımız var mı? Virüs, biliyorsunuz koronavirüsü, COVID-19 mu ne? Biliyorsunuz en neticeye dünya üzerinde her tarafta etkili. Şu anda Türkiye'mizde ciddi bir şekilde etkisini gösteriyor. Buna karşı Allah'ın yardımına ihtiyacımız var mı? Arkadaşlar, güzel insanlar, kıymetli insanlar, gençliğimizin dinden uzaklaşıp Allah muhafaza tehlikeye gittiği şu ortamlarda onların dine ısınması için, hidayete ısınması için Allah'ın yardımına ihtiyacımız var mı? Güzel insanlar, kıymetli insanlar, mahalle baskısıyla evlatlarımızı elimizden alıyorlar. Sosyal medyayla her türlü tehlikeye düşürüyorlar. Evet. Bu konuda Allah'ın yardımına ihtiyacımız var mı? Okay, var. Dini mübin İslam'ın güzel yaşanması dünya üzerinde söz sahibi olmamız için gerçekten Allah'ın yardımına ihtiyacımız var mı? Var. Ve daha nice hep Allah'a yardımına ihtiyacımız var. Vele yansun Allah. Vele yansun Allah. Allah yemin ediyor. Yemin ediyor Allah, size yardım edeceğim. Ama şartı var. Şartı var. Yemin ediyor ama Mevla'da. Size yardım edeceğim. İnne lenansuru rusulena vellezine amenu fil hayati dünya. Muhakkak biz peygamberlere ve iman edenlere yardım ettik diyor Mevla Teala. Ama şartı var. Güzel insanlar, şartı var. Şartını Hazreti Allah koyuyor ortaya. Öyle yansuranın Allah'ı men yansur. Nedir o şart? Allah'ın dinine yardım edersiniz. Allah'ın dinine sahip çıkarsanız, Allah'ın emirlerine sahip çıkarsanız, namaza, evet, oruca, Allah'ın razı olduğu ibadetlere, haramlardan kaçmaya, özellikle hanım kardeşlerimizin tesettüre, erkeklerin de tesettüre dikkat etmesi, evet, le ben diyor Mevla Teala size söz veriyorum, yemin ediyorum, size yardım edeceğim diyor Hazreti Allah. İnnallâhe lekaviyyün aziz, Allah ziyade sonsuz kuvvet sahibidir. Sonsuz azizdir. Her ne iş işlerse, her ne iş isterse yerine gelir. Kimse engel olamaz. Kimse mani olamaz. Ya Rabbi, yeryüzünde yardım ettiklerini nasıl anlaşılır? Nasıl anlaşılır ya Rabbi dendiğinde Mevla Teala اَلَّذ۪ينَ اِمَّكَّنَّاهُمْ فِي الْاَرْضِ اَقَامُ الصَّلَاةِ. Onlar yeryüzünde yerleştiklerinde namazlarına dikkat ederler.
Eğer namazlarına dikkat eden bir topluluk olursak, evlatlarımızın, nesillerimizin, kendimizin namazlara dikkat eden, namaza saygı duyan, namaza önem veren, namaz bizim için değerlidir, öncüdür, mutlaka önceliğimizdir namaz. Önceliğimizdir namaz. Bizim için de, evlatlarımız için de, çalışanlarımız için de, bütün toplumdaki kardeşlerimiz için de namaz önceliktir. Eğer gerçekten buna dikkat edersek, kabus sala. Onlar diyor Mevla Teala yeryüzüne yerleştiklerinde namazlarına dikkat ederler. Namazlarını dosdoğru kılarlar. Namazsız olmaz kardeş, olmaz. Namazda gevşeklik de olmaz. Ekamus sala, namazlarını dosdoğru kılarlar. Güzel insanlar, namaz çok önemli ya. Evlatlarımıza, nesillerimize, çocuklarımıza bu namazı sevdirmemiz lazım. Evet. Hocam ben çocuklarıma namazı sevdiremiyorum. E tabi çocuğun normalde ufakken sen alıştırmazsan nasıl sevdireceksin? 7 yaşında alıştırdım diye efendim söylesem. 7 yaşında bir çocuğun namaza alışabilmesi için sen daha önce de ona Fatiha'yı öğretmen lazım, Sure'yi öğretmen lazım. Yani Kur'an'ı öğretmen lazım demektir bu. Hocam da 7 yaşından önce Kur'an'ı öğrenebilir mi diye sorarsan ben sana söylüyorum. 7 yaşında hafızlar var. Bu fakir de 7 yaşında hafız oldu elhamdülillah. Ben şükürler olsun 7 yaşında hafız olmuşum, şükürler olsun. Bu konuda benimle ilgilenen büyüklerime, hocalarıma son derece teşekkür ediyorum. 7 yaşında hafız olmak güzel bir şey ya. Evet, güzel insanlar. Ondan sonra 2 sene hastalamışım. Güçlendirmişim hafızımı yani. Evet, o günden bugüne kadar da yani aşağı yukarı sen söyle. 7 yaşından bu zaman sayarsak, 7 yaşına sayarsak 40 seneden beri şükürler olsun. Mukabeleler, devamlı okumalar, her ay namazda, en çok namazda. Normal namazlarımda hatimle namaz kılıyorum. Rahmetli İhsan dedim, Allah rahmet eylesin. Bana bir gün akşam namazı kıldırttırdı bana. Namaz kıldım şeyinde kıldırttım. Ben tabii normal surelerle okudu, şey yaptım. Dedi ki hafızların normal sureyle namaz kıldırması hoş değil dedi. Sen dedi hatimle kıldırman lazım. O tabii bizim kafamıza yer etti. Sağ olsun dedem. Allah ondan razı olsun. Öyle tabii efendi hazretlerimiz de devamlı hatimle namaz kıldığı için bu yolla o gün bugün hep her ay illa bir hatimle ne yapıyor? Bir hatim bitmiş oluyor namazda. Özel hatimler başka. O yüzden güzel insanlar, kıymetli insanlar. Hafızı güzel. Hafızı güzel. Hele ufak yaşta hepten güzel. O yüzden Rabbim inşallah evlatlarımızın her birerini hafız eylesin inşallah. Kuvvetli hafız eylesin. İnşallah başaracağız. Ekamus salah. Namazlarını dost doğru kılanlar. 7 yaşında alıştırın. 10 yaşında mutlaka namazlarını kılmasını sağlayın diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. İlla kılsınlar. Alışır çocuk. Seni gördükçe alışır. Sever namazı. Niye sevmesin? Sever. Yeter ki seni görsün. Çünkü annesini babasını yapmış olduğu şey evlatlarına kıymetli gelir. Değerli gelir. Sen de biraz da ona tatlı tatlı anlatırsan, sevdirirsen. Haramdan uzak tutarsan çocuk mutlaka zaten seviyor. Seviyor ya. Yani. Rabbim inşallah namazlara dikkat nasip etsin. Namaz çok önemli. Evet güzel insanlar. İmandan sonra kabirde ilk sual namazdan. Kabirde biliyorsun koyuyorlar ya. Bizim biliyorsun meşhur işlerimizden bir tanesi. Telkin veriyoruz en son. Telkin yani son anda hatırlatma. Hatırlatma. Diyorsun ki evet. Kabirdeki ne diyorsun ha? İki tane melek gelecek. اِذَا جَاءَكَ الْمَلَكَانِ الْعَظَامَا الْكِرَامَا. Sana iki tane melek gelecek. Ama inşallah bu söylediğimiz gibi gelecek. Melekler nasıl? Kerim. Aman korkma.
Aman mahzun olma, aman üzülme, aman üzülme, 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 üzülme. Yes'elânike, erkek olursa, hanım olursa, hanım kardeşimiz olur. Yes'elânike, esra olarak kullanıyoruz. Sana soracaklar, Rabbinden soracaklar, peygamberinden, dininden soracaklar, peygamberinden soracaklar, kitabından soracaklar, namazından soracaklar, yani kıbleni soracaklar. Ya de ki diyoruz onlara, kabirdekine, de ki Allahu Rabbi, Rabbim Allah. وَالْاِسْلَامُ د۪ينِ İslam dinim de. وَنَب۪ي مُحَمَّدٍ مُصْطَفَى صَلَى نَب۪ي Muhammed Mustafa peygamberim de. وَالْقُرْآنُ كِتَابِي وَاِمَامِي Kur'an kitabım ve önderim de. İşte وَالْكَعْبَةُ قِبْلَتِ Kıblem. Namazda, evet, huzurda durduğum Allah'ın huzurunda ama dönmüş olduğum yer Kabe. Evet, Kabe'de. Eğer namazlarını kılıyorsan, ibadetlerini yapıyorsan, bunu söylemek sana kolay olacak. Son derece. Namazından zaten bir insan geçerse diyor Efendimiz, diğer şeyler idare edilir diyor be. Ama namazından geçemezse diğer şeyler ibadet eder. Çünkü, ama hocam işte, kul hakkı yollar mümkün değil. İnne salate tenha anil fahşai vel münker. Muhakkak namaz kişiyi kötülüklerden alıkoyar. Eğer gerçekten hakkıyla namaz kılıyorsa, namazlarına dikkat ediyorsa onu, o namaz kötülüklerden alıkoyar. Fuhşiyattan alıkoyar, yanlıştan alıkoyar. Evet, başaracağız. اَلَّذ۪ينَ اِمَّكَّنَاهُ فِي الْاَرْضِ Onlar da yeryüzünde yerleştiklerinde kâmu salâh, namazlara dikkat ederler. وَاَتَوُ الزَّكَاهُ Sosyal yaşantı bu, çok önemli. Zekatı verirler. Yani fakir, fukarayı gözetirler, sahip çıkarlar. İhtiyaç sahibi insanları gözetirler. Ben o yüzden FM TV ekranlarında bulunanlara çok teşekkür ediyorum ya. Sayenizde, sayenizde. Bugün bir toplantı yaptık. Neyin toplantısı yaptık biliyor musunuz? Evet. Dördüncü bir Afrika ülkesi açalım. Biliyorsunuz şu anda Çad, Kamerun, Sudan, Moritanya hatta beşincisi geliyor şimdi inşallah. Böyle ülke açalım. Hizmetlere orada devam ettirelim. Kamerun'da zaten biliyorsunuz büyük hizmetlerimiz var. Kamerun'da. Elhamdülillah. Çad'da malumunuz zaten kardeşimiz yine geldiler. Çok büyük hizmetler var. Bununla beraber orada iyi talebeler var elhamdülillah. Oranın yerlisi var. Ama arkadaşlar ne diye biliyor musunuz? Orada çok medreselere sahip çıkıyor şükürler olsun. Rabbim sayılarını artırsın. Diyor ki hocam diyor. Gittik diyor Çad'a. 15 tane kardeşimiz gitti. 35 tane derneğimizi sorumlusu olarak 15 kardeşimiz gitti. Diyorlar ki hocam diyorlar. Gidiyoruz diyorlar. Nerede medrese var? Orada oturmasını, kalkmasını, gerçekten şuurun hassasını bilen insan var demektir diyor. Ama nerede medrese yok bakıyorsunuz çok cahilane hareketler yapıyorlar diyor. O yüzden bu medrese çok önemli ya. Size çok ilginç bir şey söyleyeceğim. Kabul edin kabul etmeyin ama ben söyleyeyim. Türkiye'mizin de kurtuluşu buna ait. Yani her mahalleye bir kız, bir erkek medresesi yaptığımızda Allah'ım ikram etsin. O zaman bu insanları Allah'la, peygamberle, kitabullah'la tanıştırdığımızda Türkiye'miz ondan sonra dünya kurtulacak inşallah. Çare yok bundan başka. O yüzden medreselerin önünü açmak lazım. Dindar bir gençlik istiyorsanız, ey yetkililer, kıymetli genç, kıymetli insanlar, dindar bir gençlik, şuurlu bir gençlik, Allah'ını bilen, peygamberini bilen, kitabını bilen, vatanını, milletini seven, bayrağını seven bir gençlik istiyorsanız medrese, gerisi vesvese. Ben size baş, inanmayın yani. İnanmayın.
Benden size söylemez. Tek çaremiz. Samimi söylüyorum. İster anlayın. Ve emeru bil maruf. Onlar diyor iyiliği emrederler. Güzel insanlar, kıymetli insanlar yapmayın. Ne olur iyiliği tatlı tatlı söyleyin. Kavga etmeyin ama. Kavga edenlerden şikayetçiyim. Olmaz, kavga etmeyin. Güzel söyleyin. Hanımıyla kavga edenler etmeyin. Niye kavga ediyorsunuz ya? Ya anlaşın be kardeşim. Beyiyle kavga eden hanım kardeşlerim sakın olmaz. Tatlı tatlı. Hocam diyor biz diyor anlaşamıyoruz. Ya niye anlaşamayacaksın? Her şeyine ters giderse anlaşamazsın. Tatlı tatlı ya. Güzel güzel. Güzel konuşacaksın. Güzel söyleyeceksin. Güzel anlatacaksın. Yalvaracaksın. Rica edeceksin. Evlatlarınıza. Şimdi bir gün halife Cuma'ya gitmiş. Zaman halifesi. İmam da bir bakmış halife geldi. Ondan sonra çıkmış hutbeye. Ağzından geleni saymış halife. Ama biraz sert yapmış yani. İsim vermemiş ama belli olmuş tabii. Sonra halife namazdan sonra imamın yanına geçmiş. Hocam demiş. Siz demiş Musa Aleyhisselam'dan kıymetli misiniz? Yok demiş. Mümkün değil. O ulazim bir peygamber. Nasıl ondan kıymetli olabilir? Peki demiş hocam ben Firavun'dan daha mı kötüyüm demiş. Estağfurullah efendim olur mu siz Müslümansınız? Niye Firavun'dan kötü olasınız? O zaman Musa Aleyhisselam'ı bile Mevla Teala Musa Aleyhisselam Mevla Teala Firavun'a gönderirken leyinen yumuşak söyleyin diyor. Sen beni ne yaptın ya demiş. Ya. O yüzden sizin evladınız Firavun'dan daha kötü değil. Sizin beyniniz, sizin hanımınız Firavun'dan daha kötü değil. Sizin kardeşiniz Firavun'dan daha kötü değil. Lütfen yumuşak söyleyin, tatlı söyleyin, yalvararak söyleyin, devamlı söyleyin. Ama güzel söyleyin. Anlata anlata, yalvara yalvara, rica ede ede. Bıkmayın, bıkmayın. Nuh Aleyhisselam 950 sene vazife yaptı, bıkmadı. Güzel anlatın yani. Hele hele çocuklarınız. Ben iddia ediyorum. Her çocuk anlar güzel güzel anlatırsan. Anlatırsan. Bunu söylüyorum. Kardeşlerim deneme yapıyor ve hepsi başarılı. Hepsi başarılı. Güzel anlatacaksın. Bıkmayacaksın. Yeni bir şey keşfettim gençlerde özellikle. Özellikle gençlerde. Artık bu sosyal medyadan mı kaynaklanıyor bilmiyorum da ama yeni keşfettim bunu ben. Sizinle paylaşmak istedim. Gençler şöyle bir halde, geçen başıma geldiği için söylüyorum. Bir genç kardeşimle, dostlarımla konuşurum. Aklından geçeni senin bildiğini zannediyor. Ya aklından geçeni, ben nereden bileyim kardeşim? Söylesene, konuşsana. Konuşmuyor yani. Söylemiyor, bu sefer sen bir şey yaptığında sana darılıyor. Niye darılıyor? Çünkü o aklından geçeni bilmek zorundasın sanki. Ya öyle olur mu ya? Konuşarak anlaşacağız. Şimdi bu sosyal medyanın etkisi bunlar ha ben size söyleyeyim. O beğendiğinde onu ne yapıyor? Etkiliyor ya. Yani. İnşallah toparlarız. Ve emaru bil maruf. İyiliği emrederler. İyiliği anlatırlar. Öyle hevani bir mükemmel. Kötülükle adamı koyarlar. Ve lillahi akibetül ümür. İşleyen akibeti Allah'adır. Evet güzel insanlar, kıymetli insanlar. Eğer Allah'ın yardımının gelmesini istiyorsak namazlara dikkat, sosyal yaşantıda fakirlere sahip çıkmaya dikkat, iyiliği emretmek, kötülükten alıkoymaya dikkat. Bunlara dikkat edersek iş Allah'ındır. O zaman söz sahibi biz olacağız. Rabbim başarmayı nasip etsin inşallah. Tesirimiz yüksek etsin inşallah. Güzel insanlar, kıymetli insanlar. Şimdi sizden gelen suallerin cevaplarını vermeye çalışacağım inşallah. Bugün Emre kardeşimiz inşallah okuyacak. Ondan sonra sizden gelen sualine cevaplar vermişiz. İyi ki varsınız. İyi ki sizinleyiz. İyi ki gerçekten böyle bir programı elhamdülillah beraberce yapıyoruz. İyi ki Allah'tan konuşulmasını seviyorsunuz. İyi ki evet bu işin dertlisiniz elhamdülillah. Rabbim hepinizden razı olsun. Evet.
mesaj gelmiş, onu öncelik tanıdım. Hocam, Mahmut Efendi'nin talebesiyim ben. Trabzon Of'ta hafızlığı bitirdim. Efendi Hazretlerine bizim için dua eder misiniz? Ahmet Çelebçi, Saadettin Albayrak hocam idi demiş. Selam vermiş. Ahmet kardeşime. Öbürü kimdi? Selahattin Albayrak. Selahattin kardeşime. Hocasıymış hocam. Ha. Her birerlerine teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Rabbim efendi derslerimizi dünyada ahirette başımıza eksikmesin. Kendisine sıhhat afiyet nasip etsin. Kendisine Mevla Teala evet sıhhatli, sağlıklı, hayırlı ömürler nasip etsin. Efendi derslerimizin bu Ahmet kardeşime, hocasına, hepimize efendi derslerimizin ahlakını, şuurunu, ciddiyetini, samimiyetini, istikametini, yürüyüşünü Rabbim hepimize ikram etsin, ihsan etsin. Efendi Hazretlerimizin güzelliklerini Türkiye'mizde ve tüm dünyada yaymayı, anlamayı, yaşamayı, yaşatmayı nasip etsin. Sultanımızın arzu etmiş olduğu her mahalleye bir kız, bir erkek medresesini bütün kardeşlerimize hep beraber güzel bir şekilde açabilmeyi, bu yolda güzel örnek olmayı, önder olmayı hepimize ikram etsin, ihsan etsin. Efendi Hazretlerimizin güzelliklerini Rabbim inşallah en güzel şekilde sevip, yaşayıp, yaşatmayı nasip etsin. Sultanımızın zikir, rabıta-i şerif, murakaba-i şerif ahlakını bütün kardeşlerimiz hepimize ikram etsin, ihsan etsin. Ahmet kardeşime de teşekkür ediyorum. Hocasına da teşekkür ediyorum. Ne güzel bir istek, ne güzel bir arzu, tebrik ediyorum. Hocam, gençlerimizi uyarır mısınız? Bizim için demiş. Çok dövme yapıyorlar demiş hocam. Bir de şunu eklemiş hocam aynı mesajda. Gençlerimiz askeri ücretle evlenemiyorlar. Dua edin diye eklemiş hocam. Evvela gençlerime şunu söylemek istiyorum. Bütün genç kardeşlerime. Siz eğer İslam'ı güzel yaşarsanız, İslam'a güzel sahip çıkarsanız yeryüzünde örnek ve önder olursunuz. Dünya üzerinde örnek ve önder olursunuz. O yüzden sizden ricam ne olur? Örnek ve önder olmak istiyorsanız ki yakışır size. O zaman lütfen ve keremen rica ediyorum. İslam'ı güzel yaşayın, güzel yaşatın. Dövme konusuna gelince, dövme İslam işareti değildir. İslam alameti değildir. İslam nişanı değildir. İslam nişanı olmayan bir şeyi Allah'ın sana vermiş olduğu, emanet etmiş olduğu o vücuda yaptırma. Çünkü o dövme görüldüğünde sende İslam dışı bir alamet var demektir. İslam dışı bir oluşum var demektir. Hocam zamanında cahillikten yaptırdım ettim pişman ol. Özür dile. Aman ya Rabbi de. Gerçekten bilerek yapmadım ya Rabbi de. Özür dile. Ama yaptırmayın. Özenmeyin. Bir takım kendisini sanatçı diye nitelendirilenlere özenerek, onlara bakarak onların ahlakını bürünmeyin. Onların yanlışlarını örnek almayın. Onların şeytani duygularına sahip çıkmayın. Onların şeytani duygularıyla kesinlikle kendinizi felaket etmeyin. Yapmayın lütfen. Lütfen. Siz kaliteli bir insan, gerçekten siz örnek ve önder bir insan olun. Lütfen insanları olumsuzluklara sürüklemeyin. Allah'ın razı olmadığı şeylere sürüklemeyin. Allah'ın razı olmadığı şeyleri üzerinize taşımayın. Yapmayın lütfen. Rica ediyorum. Evet. Asgari ücretle çalışıp da evlenemeyen kardeşlerim, ya Rabbi ne olur bu kardeşlerimize sağlıklı, sıhhatli, güzel aileler kurmalarını nasip eyle ya Rabbi. İmkanlarını aç Allah'ım. İmkanlarımızı aç ya Rabbi. Hakikaten zorluk var, sıkıntı var ama imkanları aç ya Rabbi. Aileler zorluk göstermesin. Evet, şartlar koşulmasın. Birbirine güzel sahip çıkılsın. Allah yardım eder. İnyekûnû fukarâyû nihimullâhu mihâdî. Samimi olursanız ihtiyaçlarınızı diyor Mevla Teala ben gideririm. Yeter ki siz samimi olun. Allah'ın razı olduğu şekilde ölçülerinde olur.
Geçenlerde bir kardeşimiz göndermiş. Etkilendim. Fatıma annemizin çeyizi diyor. Bir göreceksin. Hiçbir şey yok ya. Peygamber, kainatın efendisi Muhammed Mustafa Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in kızının çeyizi. Ya. O yüzden dünyaya o kadar dalmak doğru olmaz. O kadar değer vermek güzel doğru olmaz. O kadar değerli değil bu dünya. Dünya o kadar değerli değil. Evet, düşük, alçak demektir zaten. Hocam selamünaleyküm. Yaşım 16. Burnumun şeklinden çok rahatsızım ve psikolojik ben de iyi hissetmiyorum. Bununla ilgili ameliyata girmek helal midir? Şimdiden teşekkür ederim. Eğer burnundan nefes almakta zorluk çekiyorsan, bu zorluktan dolayı sıhhatine, afiyetine, gece yatışına, kalkışına rahatsızlık veriyorsa, eğer böyle bir durum varsa o zaman onu ameliyata olabilir. Ama yoksa senin sıhhatine, afiyetine, hiçbir şeyine zarar vermiyorsa, yok kendine göre burnun, kendine göre burnun yok şöyleymiş böyleymiş demeye kalkıyorsan bu çok büyük tehlike olmaz. Yapmayın bunu. Ya sen yapma. Sen burunsuz insanlar bilmiyor musun? Allah muhafaza Mevla Teala sana belki ne kadar güzel bir yol vermiştir. Sen kendine göre bir şeyler uyduruyorsun. Yok şurası şöyle ya öyle demeyin ya. Ya Rabbim daha ne yapsın? En güzeli vermiş mi kardeşim ya? Daha ne yapsın Rabbim ya? Ya hocam işte benimki biraz daha değişik falan. Olsun. Seninki o da o özellikleri taşıyor. Onun da beyninde var. Ki herkesi beğenir. Niye beğenmesin? O yüzden öyle yapma. Sen kendini evhama sokma. Sen kendini bir yerlere atma. Lütfen. O yüzden ama gerçekten sıhhatine, afiyetine zarar veriyorsan. Nefes almakta zor. Mesela bizim kardeşimiz vardı. Baki kardeşimiz. Burnunda gerçekten sorun vardı. Nefes alışı, yatışı, kalkışı hep sorunluydu. Yatamıyordu yani. Nefes alamıyordu yani. Boğulacak gibi oluyordu. O başka. Ama yoksa seninki öyle estetik olayım, yakışıklı olayım, bilmem ne olayım. Bunlar hoş şeyler değil. Allah'ın verdiğini beğenmiyor musun demektir o. Allah'ın verdiği. Genç, güzel bir kardeşimiz, yani güzel ahlaklı bir kardeşimiz şöyle demiş hocam. Hocam çok sıkıntım var, imtihanlar üst üste geliyor ve ne yapmam lazım gerçekten yoruluyorum demiş hocam. Genç kardeşime dedim ki daha dur bakalım diyorum ya. Sen daha gençsin. İmtihanlar üst üste gelir mi? Gelir bazen. Ama bil ki imtihan ediliyorsan sen seviliyorsun demektir. Allah sevdiğini imtihan eder ki. Firavun için ne derler biliyor musun? 400 sene yaşadı, hiç hastalık görmedi derler. Niçin? Evet çünkü o azdı. Mevla'na müsaade etmedi yani. Ama sen gençsin. İmtihan ediliyorsan Mevla seni seviyor demektir. Bakıyor, kulum nasıl davranacaksın? Hangi hareketleri yapacaksın? Bir de kimlerle oturuyorsun, kimlerle kalkıyorsun, kimlerle beraber oluyorsun? Bunlar da önemli. O yüzden bulunduğun ortamlardan da imtihan olursun. Sen bulunduğun ortamları biraz kontrolden geçir. O yüzden Rabbim hepimizi muhafaza etsin. Rabbim seni belki de bu imtihanlarla kendine davet ediyor. Kulum diyor gel bu tarafa gel. Hayır burada. Güzellik burada, özellik burada, her şeyin tatlılığı burada, gel diyor be. Selamünaleyküm hocam, bir sorum olacaktı. Hocam aklıma kötü kötü şeyler geliyor, düşünüyorum. Fakat hiç kimseye bir şey söylemiyorum, günaha girer miyim hocam? İnsanın normalde aklına kötü şeylerin gelmesi, onu yapmadığı takdirde günaha girmez. Ama hoş olmaz. Çirkin olur yani. Onlardan kendini arındırman lazım. Onlarda aranmanın yolu zikrullah, Allah'ın zikri. Allah'ı hatırlamak, Allah'la Allah demek. La ilahe illallah demek. Devamlı zikretmek, devamlı zikretmek. Bu bir eğitimdir. Şimdi biz bu eğitimi alıyoruz Efendi Hazretlerimizden. Bu eğitimin yolu bu işte. Yani aklına, hayaline, kendine olumsuz şeyler getirtmeyeceksin. Ne yapacaksın? Güzel şeyler getireceksin. Allah'la olacaksın. Kainatın sahibiyle olacaksın. Onlar geldiği zaman düşüneceksin. Ya tamam bunu kullar bilmiyor ama Rabbim görüyor. Rabbim biliyor. Rabbim bunları düşünmemden hoşlanmaz. Rabbime mahcup olurum. Hoş olmaz kulum.
Böyle çirkin şeyleri niye düşündün ya der bana. O yüzden bu işin işte eğitimi, evet biz bu işin eğitimini alıyoruz işte elhamdülillah. Rabbim tamamlayardırsın inşallah. Biraz garip soru ama hocam sorayım. Hayırlı akşamlar hocam. Gayrimüslim ülkede yaşayan Müslümanların kendisini garantiye alması için kredi ile ev almak caiz midir? Ben kredi ile evim olsun istemiyorum. Ancak eşimle ayrı evde evlere geçmek istemiyorum. Ayrı eve geçmek istiyorum. Eşimin ailesi kiraya sıcak bakmıyor. Lütfen yardımcı olur musunuz? Faizli sistemle ev almak kesinlikle doğru değil. Faizsiz sistemle alacaksın. Faizsiz sistem de var. Türkiye'de de var. Tahmin ediyorum dünyanın her tarafında vardır herhalde. Faizsiz sistem. Şu şeyler var, faizsiz bankalar, şeyler, finans kurumları. Onlara da yürüyeceksin. Faizsiz sistem. Faizle kesinlikle bu doğru değil. Faize müsaade yok. Faiz Allah'ın harp ilan ettiği, haram kıldığı şeydir. Kumar, bu gibi oyunlar, bunlar olmaz. Selamünaleyküm hocam. Ben ders aldım. Hocam yalnız 2 senedir dersimi yapmıyorum. Bunun bir günahı var mı Fatma? Ders aldıysan Allah kabul etsin. Ne güzel. Ders almak çok güzel. Ama almış olduğun derste şu demek istiyorsun sen. Ya Rabbi ben bundan sonra seni usulüne uygun devamlı zikredeceğim. Söz vermiş oluyorsun. Bu demektir yani. O yüzden sözünü durmazsan bu hoş olmaz ya. Tatlı olmaz. O yüzden sen bundan sonra yine ne yap? Karar ver. Dersime devam edeceğim diye. Geçmiş yapmadıklarından pişman ol. Özür dile. Çünkü Allah'ı zikirden daha seni engelleyen şey ne? Ne engelliyor Allah'ı zikirden? Daha kıymetli bir şey mi var ki Allah'ı zikirden beni o engelleyeceksin? Ne engelliyor? Filmler mi? Kilimler mi? Çeyizler mi? Ne engelliyor seni? O yüzden onları bırak. Bak bakayım telefonuna kaç saat telefonda duruyorsun? Sosyal medyada duruyorsun. Belki 45 dakika, 1 saat Allah'a zikredeceksin. Bunu bırakıyorsun. Gidiyorsun. Cık, olmaz. Yapma. Zikrini yap. Zikir güzel be. Allah de. Allah. Allah. Evet. Hocam, babaannem, yengem 10 senedir aynı çarşafları giyiyorlar. Çarşafları yırtılmış. Onlara yeni çarşaf hediye eder misiniz? Evet, ederiz. Adreslerinizi gönderin. Babaannene de, yengene de. Sen de çarşaf giyiyor musun? Doğru söyle. Hocam erkek böyle 15-16 yaşlarında. Erkek mi? Ha, yok o zaman tamam. Ona yok. Ben hanım kardeşimiz zannettim. O yüzden söyledim. Ama tekrar ediyorum. Babaannene, yengene inşallah. Siz adreslerini gönderin. Biz onlara çarşafları gönderelim. Çarşafı şerif. Çarşaf deme. Çarşafı şerif. Şerefli örtü bu, şerefli örtü. Çok kıymetlidir ya. Çok tatlıdır ya. Ya çarşaf be. Çarşafı şerif. Çok değerli. Tam bir örtü. Gerçekten böyle insanın azalarını memnun eden bir örtü. Allah'ın razı olduğu bir örtü. Nefis hiç hoşlanmaz. Şeytan hiç hoşlanmaz. Şeytanlaşmışlar da hoşlanmaz. Hikmeti de. Şeytanlaşmışların da hiç hoşlanmadığı bir örtü. Hiç hoşlanmaz. Şeytan hiç hoşlanmaz. Şeytanlaşmışlar hiç hoşlanmaz. Nefis hiç hoşlanmaz. Ama mükemmel bir örtü be. İnşallah. İnşallah. Çok etkilendim hocam. Selamünaleyküm hocam. 16 yaşındayım. Kapalıydım ama zorlandığım için açıldım. Bu günahımı Allah affeden demiş hocam. Eğer hemen tövbekar olursan, pişman olursan, hemen tesettüre tekrar girersen, ya Rabbi özür dilerim Allah'ım dersen, pişman olursan Allah affeder. Ama yapma ne olur ya. İnsan tesettürü bırakır mı?
Allah'ın ona vermiş olduğu bu nimetleri karşılığında Mevla Teala'yı kırar mı? İncitir mi? Mevla Teala'ya vermiş olduğu emri kırar mı? Bize bir insan bir iyilik yapsa hemen teşekkür ediyoruz. Sonsuz nimetleri veren Allah Celle Celle'ye karşılık bizim, evet, onu üzmemiz yakışır mı? Seni dinlemiyorum demek olur mu? Ben açık gezeceğim, fark etmez demek olur mu? Ya yapmayın ne olur ya. Bu tesettür çok önemli ya. Hanım kardeşlerimiz, erkekler, erkeklerde tesettür var. Erkek de öyle kafasına göre giyinemez ki. Onun da azaları belli olmaması lazım. Özellikle belli diz kapağıyla göbek arasındaki azalar. Ne diyorsun sen, ne zannediyorsun sen? Aman, dikkat inşallah. İnşallah. Hayırlı akşamlar hocam. Annem evde her gün beddua ediyor. Ufacık bir kavgada günahı nedir hocam? Babam namaz kılmıyor diye devam etti. Annen beddua ediyorlar ki annenin bedduası tutmaz. Çünkü anne merhametlidir. O ağzına bedduaya alıştırmak güzel bir şey değil. Hoş değil. Ama annenin bedduası anne rahmetinden dolayı tutmaz. Ancak annene gerçekten onu incitecek ağır bir hareket yaparsan o zaman silah gibidir, zınk beyninden vuruldun demektir. Eğer gerçekten anneni hakka, gerçekten kalbini kırdıysan, üzdüysen, ezdiysen beyninden vurur seni o beddua. Ama yoksa öyle ağız alışkanlığıyla gelen beddua tutmaz. Çünkü o rahmet ona engel olur. Anne sevgisi ona engel olur. Ama bazı insanlar hikmeti ağzı bu bedduaya alışmış. Ya yapmayın bunu, niye yapıyorsunuz? Tutsa en çok ne o üzülecek? Evladına beddua tutsa en çok ne o üzülecek? Ama ağız alıştıranı yapmayın ya. Bunlar hoş şeyler değil ya. Hoş şeyler. Babayla alakalı babalar ya namazlarınızı kılın ya. Evlatlarınıza yanlış örnek olmayın. Bak pişman olursunuz, pişman olacaksınız ya. Eyvah diyeceksiniz yani. Kesinlikle yemin ediyorum ben size eyvah diyeceksiniz yani. O yüzden lütfen ya. Rica ediyorum namazlarınızı kılın babalar. Babanız bu şikayette, evlatlarınız bu şikayette olmasın ya. Evet. Hocam tesettür giymek istiyorum ama çok zorlanıyorum demiş. Ve aynı kişi şunu da sormuş hocam. Ölülerin arkasından kurban kesebilir miyiz? Kabul olur mu diye sormuş hocam. Ölülerin arkasından kurban kesersiniz. Ama onun sevabını ona gönderirsiniz. Bunda bir sıkıntı yok yani. Hiçbir sıkıntı yok. Sevabını. Yani bu kurbanı ölmüş anneme, babama, onun sevabını onlara gitsin diye kesmekte bir sıkıntı yok. Tesettür zor gelmesin ya. Yakışmaz. Tesettürse yakışmaz. Bazı da tesettürü şeye bağlı. Hocam diyor, ümreden sonra, haçtan sonra, bilmem şuradan sonra, evlendikten sonra, şöyle olduktan sonra, öyle olmaz ki ya. Öyle düşünme ya. Bu tesettür sana şu anda farz mı? Farz. O zaman senin bunu hemen yapman lazım ya. Sana bu yakışır ya. Sana bu yakışır. Ama ne derler? Kim diyecek? Kim ne derse desin ya. Sana Allah ne der ona bakacaksın. Seni yoktan var eden ne der ona bakacaksın. Sana bu güzellikleri verene bakacaksın. Sen ne? O yüzden tesettür çok kıymetlidir ya. Değerlidir. Allah'ın ikramıdır. Hocam hayırlı yayınlar. Ne kadar çalışıp çabalasam istediğim hiçbir şeyi yapamıyorum. Olmuyor. Bunun için ne yapabilirim? Nasibim kapalı mı? Ne yapabilirim diye tekrar etmiş hocam. Nasibin kapalı değildir. Ben öyle bir şey düşünmüyorum. Herkes mutlaka Allah'ın vermiş olduğu mücadele karşısında illa belli şeylere ulaşır yani. Yeter ki mücadelesini versin. Ama mücadele verirken bir, iman çok önemli. İki, namaz. Namaz çok önemli. Namazlara dikkat edeceğiz. Üç, haram helale dikkat edeceğiz. Eğer bunlara dikkat edersen, işini de yaptığın işi de güzel takip edersen, tekrar ediyorum, namaz, helal, iman şart zaten. Namaz, helal, haram dikkat edersen, işini de güzel takip edersen, sahiplenirsen, işini öğrenirsen kesinlikle kazanırsın. Ama işini baştan tutarsın. Fark etmez oynarsın. Kulak vermezsen, öğrenmezsen sana ne yapsın?
Hocam nefsime hakim olamıyorum. Alışkanlıklarımdan bir türlü vazgeçemiyorum. Ne yapabilirim hocam? Nefsine hakim olmak kolay iş değil ki. Zor. O yüzden alışkanlıklardan vazgeçmek istiyorsan özellikle sevdiği, Allah'ın sevdiği, razı olduğu kullarıyla beraber olacaksın. Onlarla beraber olursan kötü alışkanlıklarından ne yaparsın? Vazgeçersin. Kesinlikle vazgeçersin. Ama onlardan beraber olacaksın. Yoksa sen Allah'ın razı olduğu, bak fedhuli fi ibadi, kullarımın arasına girin ve fedhuli cenneti, cennetime girin. O yüzden kullarına, Allah'ın razı olduğu, beğendiği kulların arasına girersen, onlarla beraber hayatını sürdürürsen, namaz kılanlarla, yanlış iş yapmayanlarla beraber hayatını sürdürürsen, o zaman kurtulursun. Hocam, kaynımın kardeşine miras hakkını vermiyor, günahı var mıdır diye sormuş hocam. Kim kime vermiyor? Kaynımın kardeşi miras hakkını vermiyor demiş hocam. Kaynımın kardeşiymiş hocam. Yani kardeş kardeşe anladığım kadarıyla herhalde miras hakkını vermiyorsa kesinlikle çok büyük bir haramdır yani. Başkasının malını gasp etmek gibidir yani. Ne olursa olsun. Kardeşinin malını vermemek, hakkını vermemek, malını gasp etmek. Başkasının malını nasıl çalıyorsan, nasıl gasp ediyorsan, nasıl onu engelliyorsan aynı şekildedir yani. Çok büyük haramdır, kul hakkıdır. Bunun vebalini ödeyemez, çok ciddi sıkıntılar çeker yani. Rabbim muhafaza etsin. Bir menzil ismi, bir tarikat ismi söylemiş hocam. Oradan ders aldığını söylemiş ve sonrasında dersi yapmadığını ve hiçbir tarikata bağlanmak istemediğini söylemiş. Bunun bir günahı var mı diye eklemiş. Tarikat demek, tarikat Allah'ı bilme eğitimi demektir. Allah'ı bilme eğitiminin ismine tarikat deniyor. Yani Allah'ımı iyi bilmek istiyorum. İyi tanımak istiyorum. İyi Mevla Teala'ya zikretmek istiyorum. Rabbimi iyi tanımak istiyorum. İhtiyacım varsa Allah'ı bilmeye istifade etmek lazım. Yok benim Allah'a ihtiyacım yok diyorsan, böyle bir eğitime ihtiyacım yok diyorsan, sorun yok. Mecbur değilsin. Allah'ın sana da ihtiyacı yok. Allah'ı bilmeye ihtiyacın yoksa, Allah'ı sevmeye ihtiyacın yoksa, tanımaya ihtiyacın yoksa, Allah demeye ihtiyacın yoksa, Allah'ın sana da ihtiyacı yok. Sorun yok o zaman. Evet. Burada kalalım. Bir tane daha vardı hocam. İyi. Çünkü vaktimiz doldu. Ben de biraz bugün ne hikmetse yoruldum. Bilmiyorum sebebi. Ama sizin olmayı seviyorum. İyi ki varsınız. Son bir soru daha alıyorum. İnşallah orada tamamlıyoruz. Hayırlı akşamlar hocam. Lütfen cevaplayın. Abim kardeşimden, kendisinden 10 yaş büyük birini seviyor ve evlenmek istiyor. Annem istemiyordu. Kız açık ama tesettüre gireceğim diyor. Sizin düşünceleriniz nelerdir? Hayırlı akşamlar. Selam ve dua ile demiş hocam. Şimdi yaş olayında erkeğin ufak olması veya büyük olması, bunlar anormal karşılanmıyor. Bunlara da müsaade var yani. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendisi 25 yaşındaydı. Hatice annemiz 40 yaşındaydı. Efendimiz Hatice annemizi ne yaptı? Aldı. Ama şunu da söylemek isterim. Daha sonra gençler bunu çözemiyorlar çünkü. Daha sonra tabii bunu çok kestiremeyiz, bilemeyiz ama şu an Türkiye'de bunu biz yaşıyoruz yani. Daha sonra bu pişmanlıklar çok oluyor. Genç istifadesini ediyor. Ondan sonra tabiri caizse tadına bakıyor. Her türlü kullanmasını yapıyor. Sonra gençliği aklına geliyor. Bu sefer zaten sağdan soldan gençler de pas vermeye başlayınca bu sefer hanım kardeşimizi aldatmaya başlıyor. Bu durumlara düşme tehlikesi çok yaşanıyor. Biz bunun bayağı örneklerini yaşadık. Bayağı insanları gördük bu konuda. Baştan konuşurken öyle aşığım, böyle aşığım, şöyle seviyorum, böyle seviyorum. Sonra bakıyorsun, birkaç ay sonra, seneyi bile bulan yok. Başlıyor ondan sonra. Ya kardeşim biz anne eşinde kadın almışız.
bilmem ne yapmışız, şöyle yapmışız, böyle yapmışız filan. O yüzden denk diyorlar, denk. Küfür diyorlar ona. İslam'da var yani. Bu zamanda bu önemli. Çünkü bu zamanda arkadaş her yaşa, her tipe, her yaşa, her tipe asılıyor millet ya. Her yaşa, her tipe asılıyor millet kardeşim. Açığı, kapalısı, şuyu buyu falan fark etmiyor ki. Her yaşa, her tipe asılıyor millet yani. E bu yüzden dolayı öyle bir zamanda yaşıyoruz. O yüzden denk olacak ki millet asılsa da ne yapmayacak? Sağa sola kaymayacak. Hanımı, ailesi onu muhafaza edecek. Yoksa evet çok görüyoruz biliyorsun Türkiye şartlarında. Çok aşırı yani. Ya öyle kalkıp da sanatçılara özenmeyin. Bu sanatçıların her şeyleri sahte. Her şeyleri sahte ya. Sahte adam görmek istiyorsan var ya şu var ya dizilerde bilmem ne yaparsan sahte onlara bakacak. O kadınlara bakacak. Sahte her şeyleri sahte. Ya bir tane var ya bir tane şeyleri yok. Doğru düzgün şeyleri. Her şeyleri sahte. İfadeler sahte. Hareketler sahte. Her şey. Görmek istiyor musun sahte? Bak onları işte. Hepsi. İstisnasız. Ama üzülüyorum. Etkileniyorsunuz onların hayatlarından. Hareketlerinden, oluşumlarından, tavırlarından. Bilmem ne filan. Yapmayın ya. Bunlar doğru değil ya. Siz Allah'a bakın. Resulullah'a bakın. Kitabullah'a bakın. Allah yolunda yürüyen insanlara bakın. İlim sahibi insanlara bakın. Gerçekten ilim sahibi örnek insanlara bakın. Yapmayın ya. Hep pişman olursunuz yani. O yüzden küfür var. Denk, denk. Şimdi kardeşim başlar. Ben böyle aşığım. Ben böyle aşığım. Üç ay sonra söyleyecek. Ben sana söyleyeyim. Ya diyeceksin kardeşim ben kalkmışım diyeceksin. Anam yaşında karı almışım. Ondan sonra pişman oldum. Hiç kusura bakma ben sana söyleyeyim yani. O yüzden olmaz demiyorum. Caiz mi? Caiz. İsterim. Ama işte peygamber almış. Sen peygamber olgunluğunda sen bir şey demiyor musun? Peygamberimiz bir defa Hazreti annemizi kırmamış, üzmemiş, incitmemiş. Öyle bir olgunluğun varsa başlayacaksın. Ama yoksa ben sana söyleyeyim. Çok karşılaştık, yanlış anlaşılmasın. İşte aynı şeyi söylüyorlar bize. Hocam işte böyle aşığım, şöyle aşığım, bilmem neyim filan. Sonra ondan sonra biraz sonra bir bakıyorsun. Ne oldu? Ya işte, ya bırak bu işleri ya. Niye biliyor musun? Durmuyor millet. Gençler asılıyor. Ben acayip bir şey, ortamdayız. Korkunç bir ortamdayız. Çok korkunç. Kılık kıyafet hiç öyle şey değil, ayırma yapmadan. Herkese korkunç asılıyor millet. Artık milletin aklı, çok özür diliyorum, hep aklı böyle olumsuz şeylerdi ya. Yani öyle, ya bu bilmem neymiş, bu bilmem değil ya hiç ya. O yüzden çok tehlikeli bir zamanda yaşıyoruz. Ben tavsiye etmem ama caiz mi? Dinen caiz mi? Sıkıntı yok. Rabbim muhafaza etsin diyorum. Rabbim kayırsın. Rabbim hepinizden razı olsun. Sizinle olmak çok güzeldi. Hepiniz Allah'a emanet olunuz. İyi ki varsınız. İyi ki sizinleyiz. Rabbim hepinize cennet cemalini ikram etsin. Sağ olun, var olun.